F bileşke G1, G bileşke F2'ye bakacağız. Hemen sadece yapmamız gereken arkadaşlar önce G1 bulmak. G1 için x gördüğüm yere 1 yazarsam 1 artı 1 bölü 2'den ne geldi bakın 2 bölü 2 1. Şimdi F'nin içine g 1i yazacağım için artık arkadaşlar G1 1 oldu. F1'e bakacağım. F1 için de x gördüğüm yere 1 yazıyorum. 2 artı 3'ten 5 oldu. Şimdi G'nin içine F2'yi yazmalıyız. F2 arkadaşlar nedir? Kenarda yapalım bakın. F2, 2 çarpı 2 artı 3 yani 7. O zaman artık F2 yerine G7 yazacağım. G7 de 7 artı 1 bölü 2'den 8 bölü 2, 4 oldu. Toplamları da 9 yaptı B şıkkı. G bileşke G'nin tersi birbirini götürür arkadaşlar. Sadece X kalır. F bileşke F'nin tersi birbirlerini götürürler. 4 kalır. Böylece f x eşittir x artı 4 olur. F3 bakın 3 artı 4'ten 7 yaptı. Cevabımız A şıkkı. F'nin tersi bileşke G sonra bunların tersi. Ne yapıyoruz ters alırken? Yerlerini değiştirmeyi de unutmamalıyız. Bakın G'nin tersi bileşke tersinin tersi kendisidir. G'nin tersi bileşke F2 oldu. Şimdi arkadaşlar F2'yi bulmak için X yerine ne yazacağız? 3. Böylece f2 eşittir 3 artı 2'den 5 yaptı. Burası 5. G'nin tersi 5'i bulmamız lazım. Onun için de at bu tarafa bunu. X eşittir G'nin tersi X artı 1. Böylece 5 yapmak için burada bakın. X'e kaç vermemiz lazım? 4. 4 eşittir G'nin tersi 5 oldu. Hangi cevap? D şıkkı. F'nin tersi verilmiş. Bir de G. G bileşki F'nin tersi nedir diye soruluyor arkadaşlar. Fonksiyonun tersini almak malum ne yapmak? Y x'i yalnız bırakmak. 12 artı y eşittir 4 x. Buradan da 3 artı y bölü 4 eşittir x oldu. Her iki tarafı 4'e böldüm. Demek ki fonksiyonun tersi 3 artı x bölü 4'müş. Şimdi artık gideceğim. G bileşki f'in tersi demek ya bu. Hemen arkadaşlar x gördüğüm yer artık f'in tersini yani 3 artı x bölü 4'ü yazacağım. Tamam. Böylece g 3 x 3 artı x bölü 4 neye eşit olur? x gördüğüm yere yazarsam yanında 3 vardı. Bir de küp var. 3'ler gitti. x küp bölü 64 oldu. Cevabımız b şıkkı. F'nin tersi bileşke gx, x artı 1 verilmiş. F3 bölü G2 nedir diye soruyor. Ben burada hemen neyi aklıma getiririm biliyor musunuz? F'yi at bu tarafa. Biraz öyleymiş gibi geldi bana. Tabii şunu diyebilirsiniz o ne ya öyle öyleymiş gibi gelmek ne demek? Ama gerçekten güzelce soru çözdükçe arkadaşlar siz de bunları görebileceksiniz merak etmeyin. Çünkü bileşke fonksiyon ama ayrı ayrı fonksiyonları sormuş. O zaman bunları benim ayırmam lazım diyorum. Böyle aslında hızlı düşünüyoruz. Haliyle x gördüğümüz yere 2 yazarsak g 2 eşittir f 3 oluyor. Böylece bakın her iki tarafı g 2'ye bölsek, hakikaten cevabımız geldi. 1 oldu arkadaşlar c şıkkı. Bu arkadaşlar bir sabit fonksiyon örneği aslında çünkü bakın gördüğünüz gibi x var. Ona rağmen cevap 16 çıkmış. Ben size yine de ispatlayayım bakın. f bileşke f bileşke f. Şurada arkadaşlar, x gördüğüm yere f'nin tersi x yazacağım bak. Bunlar gitti. Gördünüz mü? X gördüğüm yere f'in tersi x'i yazdım. F bileşke f bileşke f x 16 oldu. X gördüğüm yere bir daha f'nin tersini yazayım. Takip edin. X gördüğüm yere bakın f'nin tersini yazıyorum. Sağına yazacağım. Zaten sabit eleman. X yerine yazacak bir şey yok orada. Bunlar yine gitti. F bileşke f x de bakın 16 oldu. X gördüğümüz yere 2 yazarsak F bileşke F2 16 olur. Hani direkt ben 16 desem atıyor musunuz falan derdiniz ama böylece ispatlamış olayım arkadaşlar. E şıkkı 16 oldu. F'in arkadaşlar 3x artı 1 olduğunu biliyoruz ya. Şu bileşke fonksiyonu bakın nasıl yazacağım. 3 gx artı 1 diye yazdım. Gördünüz mü? Çünkü F'nin içine gx yaz demek bu. Eşittir 3x artı 1 çarpı gx. Böylece artık g3'ü bulabiliriz işte. 3g3 artı 1 eşittir. E, x yerine 3 yazdığım için 3 kere 3 9 bir daha 10 g3 oldu. Haliyle 1 eşittir arkadaşlar. 7 tane g3 ve buradan da 1 bölü 7 eşittir g3 oldu. B şıkkı. Gerçekten güzel bir soru yine. Ama şöyle başlayalım. Burada bakın x artı 2 var 4x artı 8 var. Aslında ne olmuş? x artı 2 olarak girip 4x artı 8 olarak çıkmış. Buna şöyle diyebiliriz. Başka sorularda da hep söyleriz bunu. Şimdi 2 f'in tersi bileşke gx olsun orası arkadaşlar. Burası da 4x olsun. Hiçbir mahsuru yok. Çünkü buraya giren şey 4 katı olarak çıkmış. Aynen cümlem böyle. Bundan dolayı f5 g8 diyor ya. Yani şimdi burada tabi tabanlar aynı üstler aynı demeyiz. Çünkü hem denklem var hem üst var. Ne yapacağım bu yüzden arkadaşlar? X yerine 8 yazacağım kendimi hiç zorlamadan. F bileşke G 8. 4 kere 8 32. Güzel bir şey oldu. F'nin tersi bileşke G 8 eşittir 2 üzeri 5. Tabanlar aynı. F'nin tersi G bileşke 8 buradan 5 oldu. Buradan da arkadaşlar tabii ki F'in tersi sağ tarafa ne olarak geçer? F. Böylece G8'e f 5 eşit oldu. Oranları da bir geldi. B şıkkı. Bazı sorularda bir şeyleri görmek önemli arkadaşlar. Mesela bu soruda şunu göstereyim size. G bileşki F'in tersinin bir tersini alın bakın ne oluyor? F bileşki G'nin tersi haliyle arkadaşlar şu ifade ve bu ifadeye dikkat. Şimdi üsttekinin tersini alırsak neye eşit oluyor? Burada hemen bir şu ifadeye Y diyeyim ben. Bakın şuna Y diyorum. Y eşittir 2x artı 8. Buradan Y eksi 8 bölü 2 eşittir x. Bu ne demek biliyor musunuz? G bileşke F, bunun tersi x eksi 8 bölü 2ymiş. Zaten bunu da ne olarak bulduk? F bileşke G'nin tersi x olarak bulduk. Artık arkadaşlar, burada F bileşke G'nin tersi kocaman bir fonksiyon. Onun içinde hx var. O zaman ne yapacağız? x gördüğümüz yere hx yazacağız. hx eksi 8 bölü 2 3x eksi 2. Buradan da hx eksi 8 6x eksi 4. Ve hx arkadaşlar ne oldu bakın? 6x artı 4 oldu. Bizden h3 istenmiş. 18 artı 4'ten cevabımız 22 oldu. Hangi şık? A şıkkı. Mod demek arkadaşlar 3 ile bölümünden kalan demektir. Bunu söyleyeyim. Aslında hani artık bu müfredatta yok yani. Orada mod 3 yerine size 3 ile bölümünden kalan diyecek. Şimdi bu x artı 3 neymiş? x 0 mod 3 bu şu demek yani. x'in 3 ile bölümünden kalan 0 olduğunda bunu kullan. 1 olduğunda 2x'i kullan. 2 olduğunda x artı m'yi kullan. Yapalım şimdi f13. 13'ün 3 ile bölümünden kalan nedir? 1. O zaman bunu kullanacağız. 26 olacak. Şimdi artık F26'ya geçeceğiz değil mi? İç fonksiyon sonuçta bu. F26 da 3 ile bölümünden kalan 2 olduğu için hangisini kullanacağız? En alttakini. Buradan da 26 artı M olacak. Eşittir. F3'e gelelim. F3, 3 ile bölümünden kalan zaten 0'dır. 3 artı 3'ten 6 olur. F bileşke, hatta onu kenarda yapayım şöyle. En sonu sonucu yazarız. Bir şurayı alayım. Bakın şimdi f3 arkadaşlar, 3 ile bölümünden kalan 0 olduğu için 3 artı 3'ten 6. Sonra yine f6, 3 ile bölümünden kalan 0 olduğu için 9. Ve f9, 3 ile bölümünden kalan 0 olduğu için 12 oldu. Buradan da m gördüğünüz gibi eksi 14 yaptı b şıkkı. F13, f'in tersi g3 de 7'ymiş. Lazım olursa bunu şöyle de yazalım. G3 F'i öbür tarafa atarsak F7'ye eşit arkadaşlar. Bu veriden sayıları kullanarak bir şeyler yapmaya çalışalım şimdi. E, ne diyelim arkadaşlar? G F1 3'müş tamam mı? Bak G bileşke F1. İşime yararsa kullanırım. F1 3 olduğu için G3 oldu. G3 de neye eşit? F7'ye eşit. Şu an buraya bakın X'e 1 vererek başladım. Niye 1 verdim? Elimdeki tek bilgi olan F1'den yararlandım. Bunlar biraz daha birbirine eşit cinsten olduğu için de bak yine bir işe yaradı F7 çıktı sonuç. Sağ tarafa gelelim. F içinde A artı F1 değil mi? Bu arada F1 zaten 3'tü. F içinde A artı 3. F içinde 7'ye eşit. E bu da F. Bu da F. Demek ki arkadaşlar A artı 3 7'ymiş. A buradan 4 oldu. D şıkkı. Güzel bir soru. G'yi vermiş arkadaşlar. F'i istiyor. Şöyle bir şey yapabilirsiniz bakın. Sonra şundan da bir önemi var demek ki. boş boşuna R pozitiften eksi sonsuz 9'a demez. Ama şu an onunla ilgili bir iş yok. Şöyle F 2x eksi 3 eşittir. X kare eksi 4x eksi 66 diyorum. Buradan arkadaşlar. Şimdi tabii ki fonksiyonun tersiyle falan bu soruda ben uğraşmak istemem. Çünkü 2x eksi 3 var. Nasıl daha kolay yapabiliriz? Tabi her zaman bu şansımız olmayabilir ama burada deneyebiliriz. 2x 3 f'in tersi x kare eksi 4 x eksi 66 yaptım. Bak şimdi burada arkadaşlar gördüğünüz gibi neye eşitlemem lazım burayı? 30'a değil mi? x kare eksi 4 x eksi 66 eşittir 30 x kare eksi 4 x eksi 96 eşittir 0 olur. Buradan 12 çarpı 8 yani x eksi 12 x artı 8 eşittir 0. Önemli kısma geldik artık. x 12 mi olacak? Eksi 8 mi olacak? Bakın tanım kümesi arkadaşlar r artı. Dolayısıyla biz x'e değer verirken pozitif olanı alacağız. Negatifi almayacağız. 2 çarpı 12 24. 3 çıkarırsak 21. F'in tersi 30 böylece 21 oldu. B şıkkı. Bazı sorular var arkadaşlar. Bir şey denersiniz olmaz. Başka bir şey denersiniz. Tam bu soruda bence öyle bir soru arkadaşlar. F bileşki GX X demiş ya. Siz burada hani değer ver verirsiniz falan filan bir şeyler yaparsınız bulamazsınız belki. Belki de bulamadığınız için şu an izliyorsunuz. Ben size göstereyim. Şu F'yi bu tarafa atacağım. Bazen bunları bence denemek lazım olmayınca. Çünkü bu sayıları kullanmamız lazım güzel bir şekilde. Ne yapacağım arkadaşlar? Burada F'in tersi 5, 3'e eşit ya. Bakın şimdi her iki tarafı X gördüğüm yere 5 yazacağım. F'in tersi 5 eşittir G5. F'in tersi 5, 3 olduğu için G5 de 3 oldu. Tamam. Sonra yine aynı hamleyi F'in tersi 6 için de yapayım. F'in tersi 6, 7'ye eşit gördüğünüz gibi bu tarafı atınca. Yine şurada X gördüğüm yere 6 yazarsam F'in tersi 6 eşittir. G6 oldu. G6'da 7 geldi. O zaman bak burası kendiliğinden çıktı. G bileşke F3'e bakalım. G'nin içinde F3 demektir. F3'ü zaten bana kendisi 5 vermişti. G5 oldu. G5'i de arkadaşlar 3 bulmuştuk. Haliyle birisinden 3 geldi, birisinden 7 geldi. 10 oldu. Doğru cevap A şıkkı. Evet biraz tehlikeli bir soru arkadaşlar. İzleyin bakalım yapamayan arkadaşlarımız özellikle. G bileşki fx. Burada bakın tersini aldığımız zaman yer değiştiriyordu. F'nin tersinin tersi kendisi. G'nin tersinin tersi kendisi. X küp eksi 2 oldu. Şimdi F bileşke G'nin tersi x. 2x eksi 4 verilmiş. Ne yapabiliriz? Bakın şurada iş burada arkadaşlar. G ve G'nin tersi. Şunu yaparsam. F bileşke G'nin tersinin içine G bileşke FX'i yazarsak sonuçta biz parantez içine her şeyi yazabiliyoruz. 4 yazıyoruz, 3 yazıyoruz, 1 bölü 2 yazıyoruz, FX yazıyoruz. Bunu niye yazmayalım? Yazarız tabii ki. Böylece bakın G'ler birbirini götürür ve ne kalır geriye? F bileşke FX. Biz ne yaptık şimdi? Şöyle fosforluyu bir alayım göstereyim size. Bakın arkadaşlar ne yaptık? x gördüğümüz yere g bileşke fx'i yazdık. O zaman aynı şekilde burada da x gördüğümüz yere g bileşke fx olan bu ifadeyi yazacağım. Takip edin bakalım. Burada x gördüğüm yere bakın. x küp eksi 2'yi yazıyorum. Çünkü g bileşke fx o. Eksi 4 oldu. Artık buradan f bileşke fx 2x küp eksi 4 eksi 4 daha eksi 8 yaptı. Böylece F2 arkadaşlar, şey F2 diyorum, F bileşke F2'de ne oldu? X yerine 2 yazarsam 8 kere 2 16, eksi 8'den cevabımız 8. Güzel bir soru, biraz zorlamış olabilir C şıkkı. W arkadaşlar birim fonksiyonsa bakın şöyle düşün, W x eşittir x olur. Bu tarafa atarsınız, W'nun tersi x yine x olur. O yüzden buraya hemen x'i bence yapıştırmalısınız g fonksiyonuna buradan şimdi nasıl ulaşacağız? g bileşke h x güzelce izleyin. f'i sağ tarafa atabilme hakkım var. f x oldu arkadaşlar. Peki h'dan nasıl kurtuluruz? Şimdi biz hep neye alıştık? Soldakini böyle atıyoruz direkt geliyor. Ancak içeridekinden kurtulmak istiyorsanız ne yapmanız lazım? x gördüğünüz yere h'ın tersini yazmanız lazım. Burada da yine x gördüğüm yere h'ın tersini yazıyorum. Böylece bak h'lar gidiyor. gx eşittir. f bileşke h'ın tersi x oluyor. Cevabımız burada hangisi? c şıkkı. Şurada arkadaşlar g'nin tersinin tersi f'nin tersinin tersini aldığımız zaman f bileşke gx olacak değil mi? Hem yer değiştirecek hem de terslerin tersini kendisi. f bileşke gx'den iki tane oldu. 2f bileşke gx. Burası g kare x 2gx. Şimdi dikkat. F bileşke gx f'nin içinde gx demektir. Her iki tarafı bir 2'ye böleyim. g kare x 2 gx bölü 2 olarak kalsın. Bakın arkadaşlar şurası gördüğünüz gibi gx buralar gx buralar gx. Yani aslında bu bileşke fonksiyon görünümünden ziyade şöyle bir şey. fx Allah alamadım kalemi bir türlü pardon. f x eşittir x kare artı 2x bölü 2'ymiş gördünüz mü? Böylece f2'yi bulabiliriz artık. 4 artı 4 bölü 2'den cevabımız 4 geldi. D şıkkı.